doğru devam ediyor. Göksu'nu geçtim, şu an Tekir'i de geçtim. Müthiş bir dağ, doğa manzarası eşliğinde yolculuğumu yapıyorum. Göksu'na yaklaşınca güzel bir yer buldum. Yattım, bir iki saat uyudum. Rakımlar yükseldi tabii. Alışık olmadım bir hava. Kulaklarım dolmaya başladı. Şu an gene iniş var zaten. Tabii aşağıda uyumuyoruz ya. Kulaklara basmış oluyor. Tertemiz, mis gibi bir hava var. Maşallah. Hayırlısıyla Maraş'a gireceğim. Maraş'ta kısa bir mola vereceğim. Yemek için yine. Kahvaltımı yapacağım inşallah. Ondan sonra Bereli Antep. Çünkü Antep'te arkadaşım Abdullah beni bekliyor. Abdullah'ı alacağım. Antep havalarından. Birazcık çevreyi göstereyim. Antep havaalanına düz gidersem 1 saat 25 dakika 108 kilometrem kalmış. Eğer durmadan gidecek olursam zaten saat 9'da Antep havaalanında olacağım. Abdullah okudan kardeşim Köln'den Antep havaalanına gelecek. Uçağa 10.45'te iniyor. Selamlar arkadaşlar. Gaziantep'teyiz. Ne parkıydı burası Abdullah? Mağanoğlu Park. Yanında da alışveriş merkezi var. Aslında bizim niyetimiz Bakırçı Çarşısı falan böyle otantik yerler, baharatçılar falan öyle yerleri gezmek istedik ama geç kaldık. Akşam yürüyüş olsun, hem bir civarı kolaçan edelim. Biraz keyif yapalım diye çıktık Abdullah'la. Yürüyüş yaptık. Güzel oldu. 10 dakika yürüdük kaldığımız otelden. Dedikleri parka da geldik. Adres sorduğun zaman genelde herkes diyor ki 5 dakika ileride, 10 dakika ileride. Aralıkta bu genelde 3 kilometre falan oluyor. Haberiniz olsun. Yani Gaziantep'in ölçü birimi bu. 100 metre ileride dedikleri zaman yaklaşık 1 kilometre. 5 dakika, 10 dakika dedikleri zaman da bilin ki yani 3 kilometre rahat yürüyeceksiniz. Bunları gözünüz önüne alın yani. Daha ileri suçlar. Günaydın arkadaşlar. Saatlerimiz kaçı gösteriyor Abdullah'cığım? Olmaz. Gaziantep'te Bakırcılar Çarşısı'nı şöyle ayaküstü bir saat bu tarafa bir zaman ayıracağız. Cami var, tarihi cami. Aman yarabbim. Çok kışkırtıcı şeyler. Benim için şimdi Antep'te olmak, oruç tutmakla aynı şey. Ama adım başı baklava yer misin, dondurma yer misin? Sağ olsunlar. Abi şu lezzetli. Abiciğim, nasılsın? Bunlar 4 lira. Bunlar 4 lira.
şahane selam ve fiyat. Kısına var usta. Kolay gelsin, çekin de. Maşallah maşallah. Çekim yapabiliriz. Hani bunu vururken içinden ritim müzik yapıyor mu? Ne bileyim, harbiden aklına müzik geliyor mu? Dım 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 dım. Ne zaman kış yerliği, baklama kış yerliği. Pardon, pardon, pardon. Evet, kardeşler. Yakışıklı. Sağ ol ya, bir gezelim bakalım. Şanlıurfa'dayız. Neymiş? Kuşçu Karayak. Güzel olmuş. Sağlık kurulu. Büyük peygamber de sağ taraftayız. Balıklı Göl'e ziyarete geldik. Gerçekten çok merak ettim bir yolda. Allah sonunda yolunu nasip etti. Sazan alıyoruz oğlum abi. Şey lan, bu bizir balıkları yok mu? He. O işte. Gösteririm sonra abi, güzeldi. Bizi İbrahim şimdi mezarı mı tutuyor şimdi? Şimdi adam öyle bir dedi bana. Gel ya, aynen şifa niyetine bir tane çek. Aferin.
Usta sen bizi nereye götürüyorsun şimdi? Şöyle bir çekeyim senin bakalım neymiş? Esnaf lokantası. Esnaf kebap. Şimdi bu de bu zamanda ne yeniyormuş? Şanlıurfa'da en güzel. Nasıl? Kebap. Kebap, ne? Patlıcanlı kebap. Patlıcanlı kebap zamanı. Haşhaş tamam. Var sağda. Ne var? Haşhaş sağda. Haşhaş. Film altında yapılmış. He tamam. Ondan sonra Urfa'nın çiğ küftesi var meşhur. Tabii o bizde yok. Tamam. Bugün ne kadar? Hani hep böyle yemek yemek paylaştık. Paylaşmadıklarımız da var illaki. Bunları sona saklıyorum. En güzeller olacak. Değil mi? Arkadaşlar bakın. Ben yediğimi içtiğimi hava atmak için paylaşmıyorum. Buradaki şeyi anlayamıyorsunuz inceliği. Yediğim ve fotoğrafladığım her yemek diyelim. Gittiğim şehirlerin spesyalitesi yani özel yemekleri. Tarihi yemekler bunlar şey olaraktan baktığın zaman bir isim yapmış yemekler. Onları paylaşıyorum. İmkanı olan gelir yer. Beni bulan, benden burada olan herkese kapım da açık, sofram da açık yani. Çok şükür. Çok şükür, elhamdülillah. Ama yine de kulaklığına giriyor olabiliriz. Hakkınızı helal edin yani o açıdan da. Yalnız internet zaten yemek dolu, fotoğraf dolu bilmem, video dolu. İnşallah bana da çok görmezsiniz yani değil mi? Seviyoruz. Hadi görüşürüz. Video. Evet. Özel dedik mi özel olacak. Şanlıurfa'dayız. Ne yapıyorsun paşam bize sen? Kolay gelsin öncelikle. Allah'ın kulu. Paşam şampiyonası, kuzey eti, gümrük kesim. Urfa'ya özel yemeklerden. Urfa'ya özel. Şu da acısı. O acısı, şu acılıyı bir daha kaldırır mısın? Şöyle hocam. Harika vallahi. Elin kolun ağrımasın. Dediğim gibi değil mi? Aynen. Abi biz bunu çıkartacağız bu taktiği ya. Ben sallarken Abdullah çekti. Helal koçuma. Tamam hadi biraz bunlardan oynayalım bari ya. Öbürleri zaten nazlı bir şey gelmiyor. Suya hemen atalım ya onu. Gel şuraya yanıma gelir misin sen? Benim makinede şeyde kaldı. Düzeltemedim. Evet şuradan tutacağız. Bir dakika dur. Hop anında görüntü. Abdullah şurada önce bir pense vereyim yanıma gelin. Hızlı bir balık ya.
Bunlar. Almamız mı gerekiyor? Uluslararası Şabut ve Fırat Turnası yakalama yarışmasına hoş geldiniz öncelikle. Burada Şasetler Şanlıurfa Sportif Ortak Olasılığı'na canı gönülden teşekkür ediyoruz. Yoksa şu an burada olamayacaktık. Avrasya Federasyonu'na teşekkür ediyoruz. Yoksa burada olamayacaktık. Sizlerin ayaklarına sağlık. Biz bunu niye kesiyoruz? Buna başlangıç yapıyoruz. Dördüncü Fırat Turnası ve Şafutbol yakalama yarışmasından daha geniş bir kitleyle sizleri de burada görmek istiyoruz. Ayrıca burada yerel yönetime, belediyemize, Fırat Gezgin'e kulübüne, canı gönülden bir alkış alalım. Erek Belediyesi'ne canı gönülden bir alkış alalım. Alex Bey Rusya'dan geldi. İyi bir otacıdır. Bismillah. Kıs kıt. Tuncay Ataşehir'in hocamız Fırat Üniversitesi'ne geldi Elazığ'dan. Ona da bir burada teşekkür ederiz. Kendisi Rusya'dan geldiğini bildiriyor. İkinci kere bu babalarını avlamak üzere burada olduğunu söylüyor ve biz arkadaşların misafirperverliğinden dolayı hepimize çok teşekkürlerimi sunuyor ve tüm yarışmacı arkadaşlara yani ki turnuvamızda başarılar diliyoruz. Şasodder'e özellikle teşekkür ediyorum. O tacını bize sevdiren, öğreten Mithat Baba gel hele sen şuraya. Bu arkadaşımız İngiltere yurt dışında her tarafta o tacını bize yaşayan, öğreten 1960'larda fişin yapan, trenle balığa giden, o zamanın şartlarıyla fotoğrafı olan arkadaşımızdır. Bize Türkiye geneli abartmıyorum. O tacı sevdiren adamdır. Mithat Baba'yla abiye bir alkış alalım. Bura kırsal diyorlar. Bura diyorlar ki doğu diyorlar. Vedat Baba da nasıl geliyorlar? Vedat Baba bize sağ olsun. Şişken sana. Ben Alabalık Türk'ün bir adamım. Alabalık Nur'un Türklerinin hemen her yaydır. Şimdi beni en çok sevindiren neydi? Ya şimdi İstanbul'da, Ankara'ydı, şuydu, buydu. Orada spinciler var. Ya bu Güneydoğu'da olan spinciliğinden bir fark ettim. Yani bayağı bir. O kadar büyük bir gelişme gösterdiler. Ben buraya geliyorum, burada stand açmışlar. Olmadık kamışlar, olmadık şeyler var, olmadık avcılar var. Alex diyor, hayatımın en büyük balığını ben burada tuttum. Ukrayna'ya gitmiş, Rusya'ya gitmiş, Amerika'ya gitmiş, en büyük balığı 5 kilo. Burada 20 kilo balık tuttum. Söylediği şeyler o kadar övücü ve gurur verici ki. Abi, bize Elkan babanın çok faydası oldu. Ben size bir şey söylüyorum, ben 72 yaşındayım. Maşallah. Hala da liderliği bırakıyor muyum? Ali. Bırakmıyorum. Kim ne veriyor bunu? Doğa sevgisi. Balık avlama tutkusu. Aynen. Hiçbir bölge beni bu kadar heyecanlandırmadı. Size birinciliği görünce veriyorum. Nasıl? Çekil hatta yarışmadım. Buralı, buralı çekmek için çekiyorum. Hay arkadaşlar, how are you? My name is Ali Kömbe. Bu da Kelemen. Ayaklarınıza sağlık. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bu noktalara geldik. Yoruluyor muyuz? Yoruluyoruz. Bir aydır evime gidemiyorum. Yani biliyoruz zaten yönetimdeki dostlar. Oltacı arkadaşlara tek amacımız buraya geldikleri zaman mutlu etmek.
bölgeyi tanıtmak. Ben bir Malatyalı olarak 12 yıldır buradayım. Bu bölgeyi tanıtmayı çok seviyorum. Çünkü ekmek yediğimiz memleket. Her köşesinde biz davranıyoruz. Bu yolda bizim yanımızda yıllardır, 6 yıldır bizi bırakmayan Ali abimiz, dostluklarımız bitmedi. Ali Kömbe, baş organizatörlerimizin birincisi. Erkan Tursun, diğer oltacı dostlar. Biz bir ekibiz. Yarışmaya katılan. Biz bir ekibiz abi. Bizim sponsorlarımız, ana sponsorlarımız. Bu yıl Mega Balık'tı. Geçen yıllar diğer firmalardı. Yani ta Almanya köyünden Olta TV kurucumuz Ömer Altuntop abim geldi. Yani bizler için balık bahane, dostluk şahane. Tiverek candır, oltacılar candır. Sürdürülebilir olta balıkçısı için yani 10. mu olur? Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Uzman etkinliğimiz, uluslararası yaptığımız etkinlik şu an festival havasına döndü. İnsanlar geliyorlar, görüyorlar. Hiç balıkçılıkla daha önceden tanışmamış insanlara bile daha sempatik, daha böyle güzel geliyor. Bu işin mimarlarına çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sağ olun abi. Çok sağ olun. Hem balıklar hepimizin olsun inşallah. İnşallah. Evet, kesinler. Hoşça bizlere geldiniz diye geldiniz. Evet, yediğimiz içtiğimiz size geldiniz. Nelere geldiniz? Çok teşekkür ediyorum. Aramızda bulunmaktan çok mutlu oldum. Çok mutlu çok mutlu oldum. Bismillah dedik, ezandan önce kalktık. Ezanı dinliyoruz. Sabah üzeri. Maraş'tayız. Birazdan arkadaşlarımız da Selim abi gelecek, Abdullah gelecek. Güzel bir memleket, Kahramanmaraş harbiden. Böyle beklemezdim, çok güzeldi. En bakımlısı, en yeşili. Harbiden çok yeşil bir şehir. Gerçekten harika bir doğası var. Herkese selamlar. Mutlaka bu taraflara gelin, görün. Selim abinin keyfi yerinde maşallah. Rastgele. Kahramanmaraş Kılavuzlu Barajı'ndayız.